Velhasıl kelam. Geçelim biz 2030'a. Şimdi bizi izleyenler ya 2030'a kadar kim öyle kim kala diyecekler ama işin aslı öyle değil arkadaşlar. Bugünkü döşenen taşlar bizi 2030'a götürüyor. O yüzden 2030 ve sonrasını konuşmamız aslında bugünü de konuşmamız demektir. Evet, 2030'a başlayalım. Neslihan Hanım. Şimdi Evet. önce bir kapak var. UFO'lu bir kapak. Time'a ait olduğu iddia edilen ama Time'ın olduğunu biz bulamadık değil mi? Siz araştırdınız, ben de Evet, araştırdım. ben baktım Böyle Time'ın kendi bir kafa yok. sayfasında böyle bir kapağı yok. Bunun için şöyle de söylüyorlar. Time is out diyorlar. Yani Türklerin onlara karşılık yaptığı bir kapak da olduğunu söyleyenler var. Hani bizlerin artık sizi kale almıyoruz gibi söylediği bir şey var mı? Kapak çok manidar bir kapak. Yani sadece aslında şey söylemiyor. Burada zaman sarmalı var. Ve bu zaman sarmalı 12'yi gösteriyor. Yani artık vakit doldu ve bütün planlar gün yüzüne çıkacak. Zaman kıyamete hani 5 kala diyorlardı. Geçen yayında ben size Yuhanna'dan gene kıyamet vurgusu yapmıştım. Bu bir çark vardı. Orada anlatmıştık. Şimdi mesela bu kapakta da zaman solucan şey var. Yani zaman çarkı aynı zamanda. Ve UFO'lar var. 2022'nin en büyük konularından biri dedi ki UFO'lar. Zaten yavaş yavaş temaslarıyla alakalı bilgiler gelmeye başladı. O yüzden bundan sonraki sürecin çok daha hızlı olduğunu, 2030'un çok yaklaşık bir uzun proje değil aslında, belki de oraya kalmadan birçok projenin de bittiğine şahit olacağız. O yüzden bu kapak da önemli. Bu kapağın ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Kim yaptıysa çok da mesaj vermiş burada. Mesela burada frekanslar var, dalgalanmalar var, frekanslarla müdahaleler var. O yüzden çok da manidar bir kapak. Ama biz Time'ın orijinal kapaklarını şöyle, hatta ben şöyle bir tane yaptım, üstünde bayağı bir oynadım bununla. Yani şu 10 tane boşluk var mesela, bu 10 tane bize ne veriyor falan diye bayağı bir üstünde çalışma yaptım ama sizin için temizini de çıkardım ki ben buradan rahat rahat anlatayım diye. Başlayalım mı Emrah Bey? Tabii, Konuşalım. başlıyoruz. Artık 2030'u ve Bir şey sonrasını var mı? konuşuyoruz. Evet, 2030, Time Destination 2030 diyor Time dergisi. Ve aslına baktığımız zaman Time bunu çok önceden hazırlığını yapıyor ama bu sürecin 2019'da hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu insanlar 11 sayısını ve 13 sayısını çok seviyorlar. Şimdi 2019'da 2030'a 11 yıl vardı. Şimdi o süreç giderek daha da yaklaşıyor. Ve Time Destination derken dikkat edin, 2030'u destin altında görüyoruz. Ya ben mesela olaya şöyle bakıyorum Emrah Bey. Ya bu niye bu kelimeyi ortalamamış da bu köşeye koymuş diye baktığımda, Time ve Dest'i aldığımda, yani Time Dest 2030 diye şöyle şurayı aldığımda şu kısmı, en iyi zaman 2030 çıkıyor. Yani Time diyor ki 2030'a kadar bütün projelerin bu altta yazan insanlarla halledilmesi lazım, bitmesi lazım diyor. Buradaki isimler ise çok manidar. Yani buradaki 8 isim, ki en sonda Bill Gates var. Bill Gates'i artık tanımayan yoktur. Microsoft'un kurucusu ama her konuda konuşan, ama burada mesela Time Destination en iyi zaman ve hedef 2030'a giderken bu insanların ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ki Time sürdürülebilir bir hayat için diyor kendi açıklamasında. Sürdürülebilir bir hayat için daha az yoksulluk, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha eşit bir hayat istiyorsanız diyor, ya 2030'a en iyi koşullarla gidersiniz ya da gidemezsiniz diyor. Seçim yapacaksınız diyor 2030'a kadar. Bir şeyde seçmek zorunda kalacaksınız. Tıpkı Elon Musk'ta konuştuğumuz gibi, çiplemenin bir tercih olup olmaması gibi ya da sıvılanıp sıvılanmamanın bir tercih olması gibi. Ama şunu söylemek istiyor. Eğer kabul edersen 2030 ve sonrasına gidersin. Kabul etmezsen sen daha kötü olursun demeye getiriyor 2030. Alt manada, hani ne derler buna bizim dilimizde? Aba altından sopa göstermek gibi. Ve buradaki isimlerin o kadar özelliği var ki bazıları çok enteresan. Mesela Joss Enders, ki bu ana tema olarak şunu söyleyebilirim. Çok yaşlılar birçoğu
Nasıl 2030'u görecekler? Biz 2030'u görmeyi planlayamıyorken bunlar nasıl görecekler? 1944 doğumlusundan tutun, bayağı yaşlıları var içinde ama adamlar hedeflerini çok büyük tutmuşlar. Onu söyleyebilirim. Mesela bu Joss Enders bir şef, lokantaları var. Ama hem şunu söylüyor, diyor ki ben insanlara aç kalmasınlar diye yardım ediyorum. Ve Covid-19 döneminde aşçılık yaparak ya da lokantalarını açarak birçok yoksula yardım ettim diyor. Ama ana mana şu, ana mana yine küresel ısınma. Yani küresel ısınmaya giderken orada yapay et hazırlıyor aslında. Bu ana manayı burada onun için böyle okumak lazım. Angelina Jolie iyilik elçisi, mülteciler için en çok konuşan, arılarla da alakalı bizim önümüze National Geographic'de çıkan ikinci sırada alan. Ama benim için daha önemli insanlar var burada. Biri Darren Walker, çok enteresan bir melez ve Ford Vakfı'nın 10. başkanı, Arcus Vakfı danışmanı. Arcus Vakfı şu Emrah Bey, LGBT haklarını savunuyorlar ki burada biliyorsunuz çok önemli, bizim en çok tepki verdiğimiz konulardan bir tanesi ama bu adam mesela bu vakıfta LGBT'lerin haklarını savunuyorlar. Maymun haklarını savunuyorlar. Aslında maymun haklarını savunmalarının bir sebebi daha var. O da şununla alakalı, insanların soyunun nereden geldiği ve onların araştırmalarının nasıl yapıldığıyla alakalı ve hepsi hayvansever. Fosil yakıt enerjisiyle ve dönüştürülebilir enerjiyle, yenilebilir enerjiyle ilgileniyor. Ama bu ilgilenmesi işte bizi 2030'a götürürken karbon meselesini gene küresel ısınmaya götürüyor. Ve Ford başkanın olması aslında bize bizim diğer manada kıyamet tarikatları ya da New Age akımı denen insanları dinsizleştirmeye doğru giden bir akımı da temsilcilerinden olduğu ortaya çıkıyor. Tabii Darren Walker'ın aynı zamanda Rockefeller'in hayırseverlerinden, yani Rockefeller Vakfı'nın danışmanlığından ve o vakıfa yardım edenlerden. Tabii bununla da bitmiyor. Bu adam daha önce Trump'la çalışırken Trump'tan bir an ayrılıyorlar ve sonra davalık oluyorlar ve Biden'a geçiyor. Biden'ın tarafını geçiyor. Yani bu insanların hepsinin seçiliş sebepleri var. O yüzden çok manidar. Bir de bir 16 yaşında bir kızımız var burada. Tabii isimleri çok okuyamıyorum. Gitanjali Rao diye bu Time'ın dergisine kapak olmuş bir kız. 16 yaşında ve bu kızın ismini yazdığınızda Emrah Bey yanına bilim adamı yazıyor. Çok enteresan değil mi? Yani 16 yaşında olan bir kızın yanına bilim adamı diye yazması, çok fazla kızla alakalı bilgi yok. Yani ben çok az bilgi bulabildim ama en önemli bilgi şu: genetik çalışmasıyla ilgileniyor. Genetikle ilgileniyor 16 yaşındaki kız. Ve Time'ın 2020 kapağında yer aldı. Eylül 2018'de Çevre Koruma Ajansı'nın gençlik ödülüne layık görüldü ve tam 25 bin dolar kazandı ve 3 kez de 16 yaşındaki kız TED konuşması yaptı. Çok enteresan geldi bana. Yani aslında en büyük projelerden biri de bu kız. Çünkü 2045'e doğru ve 2030'a daha büyümüş olacak. Demek ki bizim önümüze, biz bu kızı daha fazla genetiğe meraklı, teknolojiye meraklı, çevreye meraklı, çok duyarlı. Yani bizim şu anda mesela hep bu çiplemelerden ve sıvılardan bahsettiğimiz zaman genetik ileride diyoruz ya, şekil değiştireceğiz diye. İşte demek ki bunun hazırlığını yapan insanlardan biri. Fred Swoniker var. Bu da Ganalı, Afrikalı lider, bir üniversite kurucusu. Ve Bill Gates de çalışıyor. Ve bu da 2012 yılında Dünya Ekonomi Forumu'nun genç küresel lideri olarak tanımlanmış. En gençlerinden bu da. Ama tabii burada en önemlisi 2019'da Time dergisinin etkili 100 kişisi arasında. Yani bu insanlar üzerinde oldukları derneklerle, vakıflarla, yaptığı çalışmalarla insanlar üzerinde bıraktıkları etki.
hem konuşmalarıyla hem de araştırmalarıyla. Ama altında gene küresel ısınma, gene dönüştürülebilir enerji, genetik kodlama, genetiği araştırma ve insanlara yardım adı altında aslında başka şeyler. Ve 2030'a kadar diyor ki Time, ya siz bize, size vereceklerinizi kabul edersiniz ya da siz bizimle 2030'a gelmezsiniz diyor. İşte bize sonunu kabul edilmek. Tabii burada çok daha önemli bir şey var. Bunlar çok enteresan bir şekilde sürekli sayı da bize bildiriyorlar. Yani şimdi ben mesela bazıları diyebilir, ya Neslihan Hanım çok fazla komplike üretiyorsunuz, komple teorisi bunlar. Yani niye adamlar bunlarla uğraşsın falan diye uğraşıyorlar. Çünkü kendi aralarında bir konuşma tarzları var, bir şifreleri var, bir anlatım tarzları var. Şimdi bu kadar insana ulaşmak kolay değil. O yüzden bu kapakları yaparken de aslında birbirlerine şifre de yolluyorlar. Ve bize diyorlar ki ya biz bu işin içinin içindeyiz yani. Size aslında mesajla veriyoruz ama belki bunu hepiniz anlamıyorsunuz ya da bazılarınız anlıyorsunuz. Şimdi ben mesela bakıyorum. Şurada 13 sıra var. Şurası 13 sıra. Ve alt, mesela bunların daha küçük küçük olduğunu görüyorsunuz. Merak etmeyin, evet. Ben bunların hepsini de saydım. Yani oturdum hepsini saydım yani. Ama kaç şimdi, orada? Burada yaklaşık 500 küsür var. Burada 65 tane var. Şu büyük olanlarda 5 sıra 13 sıradan oluşuyor. Yani alta doğru 5, yana doğru 13 sıra. Şimdi bu 13 sıra, 13 nedir? 13 en önemli sayılardan biri. Bir masonluğun sayılarıdır. Şimdi masonluk, Illuminati bunlar hep birbirlerine hizmet eden insanlar ama masonluğun 13. derecesi aynı zamanda, ben size bir yayın yapmıştım. Hatırlar mısınız Emrah Bey? Orada dolardan bahsetmiştik ve bir piramit demiştik. Evet, çok iyi hatırlıyorum. 12 basamağı vardı ve 13. yani hedefler oturduğunda 13. basamakta oturacak demiştik. Evet. İşte mesela burada gene 13 çıkıyor karşımıza. Diyorlar ki biz 13. basamağı oturtacağız. Yani tek dünya devletinin mesajını veriyorlar gene burada. Ve 13 demek evrenin ulu mimarı demek onlar adına. Tabii burada şey de var, 11'e atıf da var. Şimdi mesela ben bunları ne dedim, 65 tane var. 65, 6 ve 5'i topladığınızda 11'i veriyor. 11'i veren birçok sır daha var burada. Yani ben mesela topladım, çıkardım aynı sıralar içinde. Şimdi 2030'un neden ve 2045'in neden çok önemli olduğunu anlayacağız burada. 11 yine masonun derece anlamında çok önemli olmasıyla tanrı tanımazlığın, tövbe haşa sınma haşa, tanrı tanımazlığın onlar için temelidir. Yani kimde söylemiştim, sizde mi perde anlatam hatırlamıyorum ama bir tanrıysa, yani Allah'sa, diğer bir kendileri, yani diyor ki ben onu tanımıyorum diyor. Tanrı tanımazlığın sayısı 11. Ve biz 2030'a doğru giderken işte kendi avatarlarımıza doğru gidiyoruz burada. O yüzden 11 sayısı çok önemli. Ve bu yüzden Time Destination 2030. Time en iyi diyor, zaman 2030. En iyi zaman 2030 diyor Time dergisi. Emrah Bey. Evet. 2030 kadar olacakları aslında. O planlananları siz özetlemiş oldunuz. Peki bir de 2045 tarafı var bu işin. Dijital ölümsüzlük projesi. Buna buna İngilizce bir şey daha diyorlardı. Onu hatırlayamıyorum ama. Evet, o kapak, meşhur kapak o. Uzun uzun üzerinde çok konuştuk ama şimdi daha bir ciddiyet kazandı. O kapak ve 2045 ölümsüzlük projesi için neler söylersiniz? Şimdi baktığımız zaman bir en önemli, benim için sayısal olarak bakıyorum bazen. Diyorum ki bu sayılar bir şey veriyor olması lazım. Hem onlar için hem bizim için. Şimdi 2030'a baktığım zaman bir 5 sayısı var mesela. Burada da mesela 65 tane sıra kutular var dedim. Mesela kutular ama 5 sıra halindeydi. Mesela orada bir 5 var. Şimdi 5 mesela masonluğun da önemli. İşte Davud'un yıldızı vesaire diye önemi vardır. Şimdi 2045'e baktığım zaman sonda bir 9 var, bir bitiş var. 9 son var. Sizde mi söyledim, kimde söyledim hatırlamıyorum. Bir 9 var. Sonra bir de 2 var orada. O da 11 yapıyor. Yani diyor ki biz tamamıyla 2045'te tanrı tanımazlığı harekete geçireceğiz diyor.
Ve bunu bu kapağı sizle biraz değinmiştik. Burada bir beyni bilgisayara bağlamak gibi düşünüyoruz ki aslında burada Matrix'e de vurgu yapabiliriz Emrah Bey. Onun için Matrix'e vurgu yapabiliriz. Matrix'in yeni kaçıncı, üçüncü mü, dördüncü filmi? Dördüncü bölümü geliyor. Dördüncüsü geliyor. Dördüncüsünde beynin tam buradan bilgisayara bağlandığını ya da elektronik bir cihaza bağlandığını fragmanlarda çok net olarak görebiliyoruz. Şöyle bir notum var benim. Orada mesela Matrix deyince aklıma geldi. Allah'ı ve melekleri insanların yenebileceği düşüncesini bu filmde insanlara empoze ediyorlar aslında. Orada ilave olarak da nasıl söyleyeyim? Kahin var mesela. Kahin aslında şeytan. Ondan sonra onun vesveseleri var. Sürekli bir şeyler söylüyor. Kafa karıştırıyor. Vesvese veriyor. Neo, Deccal. Yani burada O aslında zaman şimdi söyleyeyim. Fragmanın 20. saniyesinde dizi Deccal diyor zaten. evet, Yani this ben is Deccal diyor. dizi Deccal diyor. Yani 50 kere Orada sardım tekrar ettim. Yanlış mı duyuyorum? Siz attınız zaten bana da. evet, Hani ben emin olmak için. Evet, this is Deccal diyor orada. Mesela Neo, Deccal dedik. İşte akılları sıra Allah Allah konuşup posta koyuyor. Bu son seri olması lazım. Revelations serisinde de orada bir anlaşma oluyor Allah'la. Ve ne oluyor? Matrix'i böylece insan düzeltmiş oluyor. Daha doğrusu şöyle, Allah Matrix'i yaratırken hata yapıyor. İnsanlığı ve bu alemi yaratırken hata yapıyor. Deccal bu hatayı düzeltiyor. Böyle bir mesaj, sübliminal mesaj alıyorum ben. Bu Subliminal tarz benim mesaj. gibi algılayan çok kişi de var. Onu da gördüm. Sosyal medyada yazan çok kişi var bu tarz ifadeleri kullanan. Matrix 4'te de Neo'yu gösterirken this is Deccal demesi, yani aslında bu şeyi, ön yargıları tam yargı haline getiriyor. Yanlış mı düşünüyorum? Cehennemi cennet gibi göstermesi, cenneti de cehennem gibi gösteren Deccal, yani iyi ve kötü bütün kavramları karıştıracak olan Deccal. Ama burada çok önemli bir kısım daha var Emrah Bey. Elon Musk'a göre dünya bir Matrix zaten. Dünya 3D bir oyun ve insanlar o Matrix'in içinde dönüp duruyorlar. Bu dünya gerçek değil ve bu dünyada yaşananlar da bir oyun aracı. Elon Musk böyle düşünüyor. Aslında Elon Musk Matrix'in ve Matrix'in ana manası ya da Deccalizm denen sistemin de peşine düşmüş durumda. Bu durumla alakalı öğrendiğim bilgilere göre çok acayip makaleler okuyormuş Elon Musk. Bu Matrix'le alakalı ama elimde çok enteresan bir şey de var. Yine mavi ve kırmızı hap devreye giriyor. Yani orada yine Deccal'in yaptırdığı bir seçim var. Önce mavi hapı alıyor galiba bu sefer ve hiçbir şey yolunda gitmiyor mavi hapla. Ama kırmızı hapa geçtiğinde gene bir Matrix'in içine dalıyor ve bambaşka bir evre yaşamaya başlıyor. Evet, yani İzleyince göreceğiz Matrix 4'ü. Evet, Daha daha fazlasını. iyi anlayacağız. Yani 2045'e doğru giderken Matrix bu anlamda bize çok fazla bilgi verecek ama 2045'in elektronik ölümsüzlük şirketinin kurulacağını söyleyebiliriz. 2045 için ölümsüzlük elektronik şirketi kurulacak ve her zaman söyledikleri yine bir şey var. Küresel gelecek 2045. Yani aslında mana sadece beyni bilgisayara bağlamak değil. Bir de burada avatar mevzusu var. Yani tamam robotlar, yapay zeka ve cyborglar gibi birçok gerçeklikle 2045'te bizi yaşatmaya çalışacaklar ama en önemli yapmak istedikleri şey de yine avatar mevzusu. Niçin avatar? Şimdi burada biraz da mitolojik olarak bakmamız lazım olaya. Çünkü Hint mitolojisinde tanrılar yeryüzüne inebiliyorlar ve şekil alabiliyorlar. Yani kendi avatarları olabiliyor. Şimdi buradaki amaç o zaman ne Emrah Bey? Diyecekler ki tövbe haşa, yenisin mi haşa? Siz kendinizin tanrısı olacaksınız ve Metaverse dünyasında kendi cennetinizi yaşayacaksınız demeye getiriyorlar. Evet. Yani ve hatta
diyorlar ki halkın bir avatarı olacak. Yani siz kendinizin bir avatarı olacaksınız ama halkın bir avatarı olacak. Yani onların da tanrıları olacak ve bir de ölülerin avatarı olacak. Yani buradan nereye geliyoruz? Gene Bill Gates'e geliyoruz. Hani Bill Gates ölülerle bağlantı kurmaya çalışıyor ve onların bilgilerini kayıt altına almaya çalışıyor ya, ve rüya kayıtları yapmak istiyor. Yani insanların bir gerçekliği var. İnsanın bir bedeni, ruhu ve rüyaları var. En büyük gerçekliklerden biri rüyalar. Siz de geçen gün bununla alakalı bir çekim yapmıştınız, kendiniz anlatmıştınız. İşte bunların hepsini aldıklarında daha bizi hayal dünyasında olmayan sanal bir dünyada, ama aynı zamanda da kendi avatarlarının kendilerine ait parasının da olduğu bir dünyada yaşatma çabası. O yüzden de diyorlar ki 2030'a kadar bizim dediklerimiz bir şekilde olursa 2045'e gelirsin. Oraya da 2030'a dolaşırsın, 2045'e de git. Tabii burada bir de sibernetik ölümsüzlük var. Yani sibernetik ölümsüzlük aynı zamanda bağımsız zihinler, tıp alanında, avukatlık alanında, öğretmen alanında, yeni bütün alanlarda yeni sistemler oluşturmak. Ki bu konuda Metaverse ile alakalı şunu söyleyebilirim. Bir saatlik bir yayını var. 1 saat 15 dakika galiba. Zürnberg'in bir kaydı var Metaverse ile alakalı. Oturdum seyrettim. Dedim ki ya bu 1 saat 15 dakika neyi anlatıyor bu Metaverse? Hakikaten böyle baktığınız zaman Emrah Bey, Satürn'e gidiyorsunuz. Ve Satürn'ün seçilmesi bana göre çok enteresandır. Ben hiçbir zaman Mars'ı olarak düşünmem aslında. Bana göre Satürn'dür burada mesele. Çok Satürn'ün seçilmesi çok önemli çünkü. Satürn'e gidiyor, Satürn'ün sıcaklığını ölçebiliyor, Satürn'ün derecesini ölçüyor, Satürn'de şöyle bir geziyor bir kız, sonra oradan uzaklaşıyor ve başka bir alana geçirtiyor Zürnberg ve oradan da tıp alanına gidiyor. Orada laboratuvar var ve siz o laboratuvarda her şeyi yapabiliyorsunuz, her şeyi öğrenebiliyorsunuz, oradan diş tedavisi olabiliyorsunuz ya da gidiyorsunuz bir lokantaya, orada çalışma yapıyorsunuz. Orada işte şef gibi davranabiliyorsunuz. Yani olmayan bir gerçekliğin içinde insanları yaşatmaya çalışmaktır bunların amacı. Ve bize bu kapaklarla da bunların mesajlarını, aynı zamanda da kendilerine de mesajımı ve şifrelerini yapıyorlar. Yani çok önemli ki en büyük sözcüklerinden biri, ben bunu incelerken, artık harekete geç. Cümle bu. Artık harekete geç. Ve bunu istiyorlar. Artık herkesin harekete geçmesini istiyorlar. Herkesin bu Metaverse 2045 işte gerçeklik alanına var olmasını istiyorlar. Herkesin bunun bir parçası, bir bireyi, kendi avatarı, kendi ölümsüzlüğü, tövbe haşa, kendi tanrılarını istiyorlar. Çünkü o zaman mesela 11-11 dedik ya, anlattım 11-11'e. Tanrı tanımazlık ortaya çıkıyor. Ve burada gene Tanrı'yı aslında kıyamete zorlamak çıkıyor. Ve burada diyorlar ki aslında Tanrı'ya ihtiyaç yok. Biz zaten kendimiz her istediğimizi yapabileceğiz. Bir güce, bir güce, kutsal kitapların inandığı o güce gerek yok. Bütün kutsal kitaplar bir Allah'ın varlığına inanır. Ama bunlarda bir inanç sistemini tamamıyla ortadan kaldırıp işte hepimizin söylediği o deccalizm sistemine, deccale hizmet etmek için 2045 projelerini son hızla hayata geçirmek istiyorlar ki 2045'te herkes kendince ölümsüz olsun, kimse ölmesin, halkın avatarı olsun, ölülerin avatarı olsun, herkes kendi tanrısı olsun ve hayatını yaşasın diye. Ki yapay zeka, robotlar, bunu zaten şimdi de konuşuyoruz. Yani geçen gün ben de paylaştım, bir robotun ürediği haberini aldık mesela ve herkes şunu soruyor, nasıl oluyor bu? Yani çok mantıksız geliyor. Ya da bir robotun telepati yaptığını duyabiliyorsunuz ya da bir robotun artık eline bakıp, ki o robotu Şahin'e de benzettiler, hani tıp doktoru var ya, oradan kopyalanmış olduğunu düşünenler var ve robotların eline bakıp, elini görüp hissettiğini
O refleks veriyor yani. Bir robotun refleks verdiğine şahit oluyorsunuz artık. Şimdi bir şey kaçırıyoruz Emrah Bey. Bu projeleri biz sanki yeni duyuyormuşuz gibi hareket ediyoruz ama bunlar gerçekten çok eski. Yani yıllardır çalışılan projeler. Hiçbiri yeni değil bunların. O yüzden biz şu anda şaşırıyormuş gibi görünsek bile onlar hiç şaşırmıyorlar. Onlar zaten çok uzun yaşıyorlar. Yani baktığın zaman Rockefeller, Rothschild de çok uzun yaşıyorlar. Niçin? İşte hem beslenme tarzları hem başka başka şeyler yaptıkları için çok uzun yaşıyorlar ama şimdi demek ki bu mesela 2030'da okudum ya insanlar ya bir tanesi 1944 doğumlu yani inanıyorlar 2030'a gideceklerine. Nasıl inanıyorlar? Replikaları mı var? Mesela replika olduklarını da bazen söylüyor ki içlerinde bir tane yazar var mesela onu söylemeyi unuttum. Bir yazar var, bir kadın yazar var, yaşlı bir yazar ve komünizmle alakalı, emperyalizmle alakalı, pardon, yazıları var bir kadının. Çok enteresan bir evreye gidiyoruz. Gerçekten ben bile hani işin içinde az çok araştırıp kendimce araştırmaya çalışan bir insan olarak çok şaşırıyorum. Ya diyorum ki bu kadar ne zaman hayal ediyorlar? Sonra diyorum ki yok ya bunlar zaten yıllardır adam Masonluğun hep söylüyorum ya 1717'de kurulmuş. Yani İlluminati 1776'da kurulmuş. O günden beri insanlığı biz nasıl devşirebiliriz, değiştirebiliriz, nasıl daha deccalizme sürükleyebiliriz diye bu adamlar planlar yapıyorlar. Şimdi kaçıncı yüzyıldayız biz Emrah Bey? Ama biz 2019 itibariyle artık daha fazla sistem konuşuyoruz. Deccalizm konuşuyoruz, Masonluk konuşuyoruz, İlluminati konuşuyoruz, 2030 konuşuyoruz. 2045 konuşuyoruz. Sizinle 2050 konuştuk mesela. Bütün yılları konuşuyoruz. 2022 daha gelmeden etkilerini zaten hissetmeye başladık biz. 2022'de bunlar gene durmayacaklar ki. İşte 2030 gidene kadar, 45'e gidene kadar bunların hepsi bize şifreleme. Yani bütün bu sibernetik ölümsüzlükler, avatarlar vesaire vesaire. Yani çok çok var ve şaşırtıcı gelmesin hiç kimse. İmkansız da gelmesin. Sadece ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. İzin verene bakmak lazım. Şimdi sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak geçenlerde izlediğim bir videoyu anlatım olarak paylaşmak istiyorum. Videoda bir anne var, evladını kaybetmiş. Kaybettiği evladıyla Metaverse ortamında, yani o gözlük sanal artırılmış gerçeklikte evladıyla konuşuyor. Hasret gideriyor, ağlıyor tabii. Çünkü evladı birebir gerçek olarak karşısında. Yani böyle bir rüyadan söz ediyoruz. Bir de dediniz ya, hani cennet cehennem kavramları. Yani eğer amacımız bu dünyada Allah'a inanma, bir Tanrı'ya inanma amacımız cenneti hak etmektir. İyi insan olup cenneti hak etmektir. Ve bu insanlar aslında cenneti bu dünyada ayağımıza getirmek istiyorlar ve kendilerini de cenneti getirenler olarak, Tanrı olarak sunmak istiyorlar. Yani öyle bir dünya geliştiriyorlar ki yapay zekanın desteklediği yazılımla geliştirilen bir dünyadan bahsediyoruz ve bu dünyada isteyip de yapamayacağın hiçbir şey yok. Yani biz çocukken cenneti anlatırken bize derlerdi ki ya benim elma çekti canım nasıl olacak? Elmayı düşüneceksin olacak. Armut istedim olacak. İşte işte dünyanın en güzel kızıyla sevgili olmak istiyorum. Olacaksın anında. Dünyanın en yakışıklı erkeği benim eşim olsun. Olacaksın anında. Şimdi cenneti bize böyle anlatırlar. İşte erkeklere ayrı, kadınlara ayrı cennet anlatırlar. Şimdi Metaverse evrenini konuşuyoruz ya, yatıyorsun yatağını, kafanda kaskın, vücudunda elektrotlar ve hatta söylenen o ki öyle bir noktaya gelecek ki o dar dünyadan, yatağından hiç kalkmayacaksın. Diyor ya İsmail Hakkı Aydın, uyanmak istemeyeceksiniz. Evet, çünkü niye uyanasın ki? Uyandığında böyle köyünde batak bir dünya, gerçek dünya öyle bir dünya. Yani tek yurdada da yaşıyorsun. Mülkiyetsiz bir zaman, mülkiyetsiz bir çağ. Niye uyanasın ki? Orada uyuduğun zaman, daha doğrusu o girdiğin evren asla uyanmak istemeyeceğin kadar güzel bir evren. Şatafatlı, sınırları olmayan, isteklerin anında gerçekleşiyor. Böyle bir evrenden uyanıp da bu dünyada kimse yaşamak istemeyecektir. Tam da bu Şebnem, noktada bir şey söylemek istiyorum o buyurun. zaman Emrah Bey. İşte o zaman dünyayı ne kadar kötü bir hale getirirseniz Metaverse'e muhtaç edersiniz. Evet. Öncesinde ne kadar berbat bir hale getirirseniz, insanları düşürürseniz
Bize göre kimse muhtaç değildir aslında, Yaradan'dan başka. Ama ne kadar sadece Türkler ya da Müslümanlar yaşamıyor, dünya dediğimiz kocaman bir evren. Ve ne Tabii ki. kadar kötü hale getirirseniz o kadar metaverse, yapay zekayı ya da avatara muhtaç edersiniz. Kesinlikle katılıyorum size. Bu dünyayı biz ne kadar iyi değerlendirir, değerini, kıymetini bilirsek biz o kadar bu tarz projelerden uzak kalırız. Ama görünen o ki, az önce söyledik ya program başında, bugün olası bir Amerikan-Rus savaşında oluşan kutuplaşmaları da düşünürsek eğer, çok büyük bir kaotik ortamın bütün dünyayı sıcak çatışma anlamında söylüyorum. Belki sığınaklarda yaşayacağız uzunca bir süre. Böyle bir dünyaya doğru gideriz Allah korusun. Geçen yine Dilipak'ta konuşuyoruz. Sadece Akdeniz'deki o savaş gemilerindeki nükleer başlıklı füzeler fırlatılsa ya yeryüzünde yani yaşanacak bir hal kalmıyor. İnsanlık için yeryüzü cehenneme dönüşebiliyor bütün canlılar için. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir evrene yani kıyısından köşesinden girersek zaten Metaverse hepimiz için kurtuluş olacak gibi görünüyor öyle bir durumda. Buna da insanlığı mahkum edecekler korkusunu, endişesini taşıyoruz tabii ki. Elbette şimdi bizi izleyenler yorumlar kapalı diyorlardır. Ya siz her şeyi ne kadar da çok biliyorsunuz. Allah hiç mi bir şey bilmiyor? Evet, Allah her şeyi biliyor. Allah her şeye kadir mutlak. O zaman yani o zaman niye bizi gönderdi ki? Niye kötüleri var etti ki? Niye bizi böyle bunlarla uğraştırıyor ki? Alsın bizi direkt cennetine koysun. Biz bunlarla uğraşmayalım. Yani Kur'an-ı Kerim akletmez misiniz diyor ve bize akıl yoluyla bunlarla mücadele etmemizi istiyor. Düşünmemizi ve üretmemizi istiyor. Yani ben şunu yani düşünüyorum. İnsan dışındaki bütün mahlukata uzay kapalı yeryüzündeki. Tüm mahlukata uzay kapalı ama insana açık. Allah insanın uzaya çıkmasını, araştırmasını, geliştirmesini, bilim üretmesini ve Allah'ın şanını yüceltmesini istiyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman ama onlar uzayda cirit atarken biz buradan oturduk. Onların attığı cirit'in hesabını ya da cirit'in açtığı yarayı konuşuyoruz. Yani bu da işin acı tarafı. Bize komplocu diyenlere diyeceğim, iki çift laf var diyeceğim laflar bunlar. Onlar diyecekler. Şimdi hani Kur'an-ı Kerim'de de söyler ya, Allah biz Kur'an dünyayı zıtlıklarla yarattık diye. Şimdi iyi de olacak, kötü de olacak, çirkin de Yani. olacak, kötü olacak, olmak zorunda. Ama biz Bundan mesela şüphemiz yok zaten. La galibe illallah. Allah kesin galiptir, mutlak galiptir. Bundan şüphemiz yok ama yani o noktaya gelene kadar herhalde Allah bizim ne yapabildiğimizi bir görmek istiyor. Eğer ki biz eğer baktık yetmiyoruz orada müdahale eder. benim stok yapın deyip de rızkı veren Allah'tır. Hani biz Tabii. neden stok yapıyoruz ama alamadığın zaman da o zaman ya tamam biz rızkı Allah'tan istiyoruz ama tedbiri al, takdiri Allah'a bırak. Evet. Yani alım gücünün düştüğü yerde sen o çocuğun ikinci bir sütü isteyip de veremediğin zamanki üzüntüyü hatırlayacaksın ama hani ben ah keşke o sütü alsaydım ya daha fazla alsaydım o zaman param vardı ama şimdi Ya basit bir şey alamıyorum. söyleyeyim. İnsanın zoruna gidiyor. Şunun markası görünmesin. Şöyle bir kamera. Yani webcam. Bunu 900 liraya aldım ben 2 hafta önce. Şimdi baktım internette. 1900-2000 lira bandına çıkmış. Bir yer sadece 1600 liraya satıyor. Geri kalanların hepsinde fiyatı katlanmış. Şimdi keşke dedim buna 2-3 tane alsaydım. Çünkü bir arkadaşımın da ihtiyacı var. Aslında o zaman da düşündüm. Çünkü her halükarda lazım oluyor. İhtiyacım. Bizim işimiz bu. Görüntü ve ses. Yani görüntü ve sese ne kadar yatırım yaparsam o kadar kârdayım diye düşünürüm her zaman. Çünkü mesleğim, işim bu. İşime yatırım gibi düşünürüm. Pişman oldum. Niye? Ya sizi dinleseydim keşke dedim. Aklıma geldiniz gene. Eyvallah. Çok kişinin aklına geliyorum. Bana DM'den en çok verilen tepki bu. Yani Esen Hanım, yani iyi ki o zaman sizi dinlemişim. Yani bizim burada elektrikler gidiyor. Ya da şunu söylüyorlar. Ya gerçekten söylediğiniz gibi her gün farklı bir fiyata uyanıyoruz. Her gün farklı bir ya mesela en çok şu anda dolaşan mevzu biliyorsunuz tuvalet kağıdı. Evet. Yani rulo Sormayın. peçeteler diye. Ya havalimanını gördünüz değil mi? Havalimanı tuvalet kağıtlarıyla yığıyorlar. Gelen turistler Türkiye'de tuvalet kağıtlarını yağmalamışlar resmen götürüyorlar giderken. Evet, yani şimdi o zaman tepki alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Ya bu şey gibi değil yani hani geçeyim yoldan da işte kırmızı ışıkta yaya kırmızı yanarken hani geçeyim de
Allah vuracaksa vurmayacak gibi değil bu. Hani Değil, evet. biz kendi inancımızla, Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Siz de az önce söylediniz. Hiç akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz diyor. O zaman demek ki bizim payımıza da düşen bir şey var. Ama sadece, pardon, yayında da sormuştum onu. Bu yağmalamak değil. Bu rafı boşaltmak değil. Bu kendi imkanın düzeyinde kendi önlemini almak. Yani yoksa benim bugün gidip işte 1.000 lirayı sadece bir buna vermek değil, orayı boşa arkadakini düşünmek değil. Hatta yayından önce size de söylemiştim. Ya imkanınız varsa bugün alın, yarın bir ihtiyacı olana verirsiniz, alamayana verirsiniz. Hani kendi sadakanızı verirsiniz, zekatınızı vermiş olursunuz, nimetinizin infakını yapmış olursunuz. Bugün sizde varsa komşunuzla, annenizle, babanızla, alamayan bir dostunuzla paylaşırsınız. Yani bunu sadece kendiniz olarak da düşünmeyin aslında. Bugün siz bunu alım gücüne sahipseniz, yarın olmayana da verebilmek içindir bu aslında. Gayet de ben iyi niyetli olarak söylüyorum bunu. Varsa gücünüz alın, yarın ileride bir gün alamayana verirsiniz. Ramazan geliyor, fiyatlar, bu millet bu Ramazan'da ne yapacak? Kıyma oldu kaç lira? Ekmek Yani fiyatları bugün 3-4 liradan satılmaya başlandı. evet, ki biliriz ki Ramazan'da fiyatlar her zaman katlanır. Ette kat daha ucuzlaması gerekirken her daim katlanır.